Bunu kaydedelim arkadaşlar. Gene çözümler elimizde bulunsun. Bu çözümleri kanalımıza attık. İşlediğimiz dersleri kanalımıza attık. Oradan tekrar etme şansınız olması için. Var mı içinizde seyreden? Bayağı bir izlenmeler var galiba. 10-15 video izleyen olmuş. Tekrar eden var mı böyle? Benim Evet. bilmiyordum. Nasıl? Kaydettiğimizi. Ben Kaydediyoruz, bilmiyordum kaydettiğimizi. evet. Kaydediyorum, evet. Bunları kaydettim. Gruba da attım zaten. Evet. Özdeş 3 tane yay varmış. Özdeş yay ne demek arkadaşlar? Beni ay kadar Sabitleri nedir bunların? Aynıdır, değil mi? Her birinin esneklik sabiti K kadar. Boyları da aynı. Yani bu yayların denge halindeki boyları da aynı. Yani her birinin boyu L kadar. Fakat cisimler asılınca tabii ki bunlar ne yapmış? Uzamalar meydana gelmiş burada diyebiliriz. Burada en fazla kim uzatmış bu yayı? Mekretilecisi. M cismi değil mi? Şu kadar uzatmış. D cismi bu kadar uzatmış. K cismi de bu kadar uzatmış. Demek ki burada ne diyebiliriz? M'nin ağırlığı hepsinden büyüktür diyebiliriz, değil mi? Evet. Bu üç cismin yer çekimi potansiyel enerjilerinin eşit olabilmesi için aşağıdaki hangi konularda tutulmaları gerekir? Yer çekimi potansiyel enerjileri eşit olması için hangi konumlarda tutulmaları gerekir diye soruyor. Şimdi bu konumda tutulsalar potansiyel enerjileri eşit olabilir mi? Hayır. Şimdi kütleler Evet. arasında bir sıralama yapsak. K küçüktür. M, o da küçüktür. M, M diyebilir Evet. miyiz arkadaşlar? Bu da küçük. Değil mi? Evet hocam. Kütleler arasında böyle bir Evet. şey. O zaman potansiyelleri eşit olabilmesi için, potansiyel enerjileri, yere göre potansiyel enerjileri eşit olması için en yüksekte kimin olması lazım? K'nın. Çünkü kütlesi en küçük olan o. Hani buraya MK çarpı G çarpı HK dersek, bu K kütlesi en küçük olduğu için diğerleri de aynı potansiyel enerjiye sahip olması için HK'nın en büyük olması lazım. Değil mi? Evet. HB'nin de en küçük olması. O zaman bu şekilde potansiyel enerjileri ne olabilir? Eşit olabilir. Değil mi arkadaşlar? Anladık Evet. mı? Evet hocam. Değil mi? Şu şekilde tutulsalar potansiyel enerjileri yere göre eşit olur mu? Hayır. Olmaz. Hocam olmaz mı? Çünkü Hem M'nin kütlesi hem bunlardan büyük hem de yüksekliği de büyük. O zaman bunun potansiyel enerjisi bunlardan büyük olur, değil mi? evet. Bu olmaz o zaman. Bir olur. İki olmaz. Üç. M en aşağıda. K en yukarıda. Değil mi? Hocam Bunun bunu yüksekliği bu kadar. Bunun yüksekliği bu kadar. Bunun yüksekliği de bu kadar. Değil mi? Dolayısıyla bu potansiyel enerjiler birbirine ne olur? Eşit olur. Dikkat ederseniz burada M'nin de yerden belli bir yüksekliği vardır yere göre. Değil mi? Belli bir yüksekliği vardır diyebiliriz. O zaman cevap C olur. 1-3'teki gibi olabilir. Buradaki durumda da potansiyel enerjiler eşit olabilir. Anlaşıldı mı bu? anlaşıldı hocam. K'nın kütlesi en küçük olduğu için o sistemlerde istenilen sistem potansiyel enerjilerinin eşit olabilmesi için K'nın en yüksekte olması lazım. Çünkü en küçük kütleli olan o. 13. Bir öğrenci X, Y, Z cisimlerinin ağırlıklarını dinamometreyle şekildeki gibi ölçüyor. X'in ağırlığı 1,5 Newton'muş. Y'nin ağırlığı ne kadar? Hocam o da 1 Newton olur. Şimdi bu x 1,5 mu? Evet. Bu 1,5.
Y kaç? O zaman 2 olur hocam. 2 olur değil mi? 2 olur, evet. 2 Newton olur ağırlığı. 1,5 x değil mi? 2 y. Buna kaç kalıyor o zaman? 1. Toplam 3,5 yapıyor. 1 kalıyor değil mi? 1. Evet. Bu öğrenciler dinamometrenin ucundan aldığı cisimleri eşit yükseklikten serbest bırakıyor. Eşit yükseklikten serbest bırakıyor demiş. Cisimlerin yere çarpmazları arasındaki ilişki nasıldır diye soruyor. Güzel bir soru. Hocam niye? X de hocam Ceyhan. Ceyhan diyorsunuz. Başka? Evet hocam. Ceyhan diyorsunuz. Şimdi şöyle diyelim. Enerji dönüşümü olacak değil mi? Şimdi şöyle bir şey olacak. Bir H yüksekliğinden bir cismi ne yapacağız? Serbest bırakacağız değil mi? Buraya ne yapacak? Belli bir V hızıyla çarpacak. Buradaki hızı sıfır. Değil mi? Serbest bırakacağız. Dolayısıyla burada bir potansiyel enerjisi var. Ne kadar bu potansiyel enerjisi? Diyelim ki kütlesi M kadar olsun bu cismin. Buradaki potansiyel ne kadardır? Şuradaki potansiyeli. Mg H kadardır değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Bu potansiyel enerjisi. Cismin potansiyel enerjisi. Kinetik enerjisi sıfır. Burada. Bu noktada. Değil mi? Daha sonra evet. Bu cismi biz kinetik enerjisinde sıfır diyelim burada. Sıfır. Mekanik enerjisi ne kadar bu cismin? Mg H kadar değil mi? Enerji mekanik Mg H kadar. Şimdi bu cismi bıraktığımızda sürtünmelerin sıfır olduğunu varsayalım. Onu da belirtelim. Fs sıfır diye. Çünkü Fs'yi sıfır almazsak, yani hava direnci Fr'yi sıfır almazsak işler karışabilir. Çünkü Fr çok şeye bağlı. Cismin hızına bağlı, şekline bağlı. Değil mi? Bundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Cismin hızına bağlı, şekline bağlı, pek çok şeye bağlı demiştik. Evet. Onun için Fr'yi sıfır almamız, bunu belirtmemiz lazım burada. Yoksa kıyaslama yapamayız. Şimdi burada bu cismin potansiyeli ne olur? Aşağı geldiği zaman buradaki potansiyeli sıfır olur değil mi? Kinetik enerjisi ne olur arkadaşlar? 1/2 mv kare değil mi? Bu kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı mekanik enerjiye eşit olması lazım. Mekanik enerjisi ne kadardı bu cismin? Mgh. O zaman 1/2 mv kare ile bu sıfırın toplamı mgh'a eşit. Burada m'ler ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. O zaman tarafı alıyorum. 2 tane gh değil mi? Şu 2'yi yukarı atarsak eğer 2 tane gh eşittir v kare oluyor değil mi? Buradan v eşittir ne oluyor arkadaşlar? Kök içinde 2gh oluyor değil mi? Demek ki belli bir yükseklikten bırakılan bir cismin sürtünmesiz hava direncinin sıfır olduğu bir ortamda belli bir yükseklikten bırakılan bir cismin yere çarpma hızı kök içinde 2gh şeklinde bulunuyor. Bu kütleye bağlı mı? Kütleye bağlı mı? Değil. Bu yere çarpma hızı kütleye bağlı mı? Değil. Neye bağlı? Bırakılan yüksekliğe bağlı. Değil mi? Bir de o noktadaki evet. Yer çekim ivmesine bağlı. Başka bir şeye bağlı değil. O zaman V burada kütleden bağımsız değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman biz burada bu işlemleri boşa yaptık. Neden? Bunlar önemli değil. Yani bu cismin kütlesinin 150 gram, bunun kütlesinin 200 gram, bunun kütlesinde 100 gram olmasının hiçbir önemi yok. Aynı yükseklikten bırakılan cisimler ne yaparlar? Yere aynı hızla çarparlar. H yüksekliğinden bırakılan bu üç cisim
kere aynı hızda ne yapacaklar? Çarpacaklar. Çünkü buradaki yere çarpma hızı nasıl bulunuyormuş? V eşittir kök içinde 2GH formülüyle bulundu. Değil mi? Olduğu için adam mı olacak? Onun için burada kütleler sadeleştiği için şu her biri için bu mekanik enerjiyi yazsak şöyle diğer tarafa alacağım ben bunu. Adam olur. Hızlar eşit olur. Nedenini biraz daha detaylı olarak size göstermek istiyorum. Burada en büyük kütle kimin kütlesi? Y'nin. Y'nin kütlesi X'ten büyük. X'in kütlesi Z'den büyük olduğunu görüyoruz. Ağırlıklarına baktığımız zaman. Evet. Buna uygun değerler verelim. En büyük Y, sonra X, sonra Z olacak şekilde kütle değerleri verelim. Ve aynı yükseklikten bırakalım bunları. Onu bir de gözünüzle görün. Yani nasıl olduğunu iyice anlayın. Şimdi yükseklik noktamız şurası olsun. Aynı H yüksekliğinden bunları ne yapacağız? Bırakacağız. H yüksekliği. Şimdi burada X cismi olsun. Burada Y cismi olsun. Burada da Z cismi olsun. Şimdi M cinsinden bunlara değerler verelim. En büyük kütle Y miydi? Evet. Y'ye 2M diyelim. Atıyorum. 3M. İşte 2M diyelim. 2M. Buna da M diyelim. Şimdi X'in buradaki potansiyeli 2MG H değil mi? H. Evet. 2MG H. Evet. Şurayı biraz aralayalım şöyle. Y'nin potansiyeli 3MG H. 3MG H. Z'nin potansiyeli MG MG H. H kadar. Bu cisimler yere çarptığı zaman bunun kinetik enerjisi 1 bölü 2. Kütlesi ne kadar? 2M değil mi? 2. Çarpı Vx'in karesi diyelim. Değil mi? Evet. O zaman bu 2MGH dediğimiz bu toplam mekanik enerji, hani potansiyeli netliği 0, bunların toplamı 2MGH yapıyor ya. Buradaki mekanik enerjiye ne olması lazım? Eşit. Buradaki kinetiğe 1 bölü 2, 2M ve X'in karesi potansiyeli ise 0 olacak. O zaman bu X'in toplamı şu X'in toplamı, şu X'in toplamına eşit. Yani burası 2MGH'a ne olacak? Eşit ki. Şu 2M'ler ne yapar? Gider. Burada ve X'in karesi eşittir. Şu 2'yi yukarı atarsak 2GH olur değil mi? Vx eşittir. Ne olur o zaman? Kök içinde. Kök içinde 2GH olur. Bakın kütleye bağlı olmadığını görüyorsunuz. Sadeleşiyor kütleler. Bu cisim Vy hızıyla yere çarpıyor. Değil mi? Evet. Şu kütler sadeleşti. Buradaki 2M'ler sadeleşti. GH kaldı. 2'yi de çarptık. 2GH. Kök içinde 2GH oldu. Buradaki kinetik enerjisi ne kadar? 1 bölü 2. Kütlesi 3M. Değil mi? Çarpı Vy'nin karesi dedik. Bu enerji neye eşit oluyor arkadaşlar? Buradaki mekanik enerjiye eşit oluyor. Mekanik enerjisi 3MGH değil mi? Yani şu 3M ne yapacak? Birini götürecek. Götürecek. O zaman Vy'nin karesi eşittir 2GH. Vy eşittir kök içinde 2GH olacak değil mi gene? Evet. Bakın aynı şeyi ifadeyi veriyor. Hep kütleler sadeleşiyor. O zaman kütleye bağlı olmadığını anlıyoruz. Bunun için de Vz aynı şey çıkacaktır. Vz eşittir kök içinde ne olacak? 2G H olacaktır arkadaşlar. O zaman bir cismin belli bir yükseklikten bırakıldığında yere çarpma hızını belirleyen şey ne olacak? O yükseklik olacaktır. Yükseklik aynı yükseklikten serbest bırakılan cisimler aynı hızla yere ne yapacaklar arkadaşlar? Çarpacaklar. Çarp. Bu onu gösteriyor bize. Anlaşıldı mı? Evet. Mesela evet, şöyle deseydi
Burada bir tane de şöyle bir atıyorum. M bölü 2 kütleli. Ya da şöyle yapayım. Yani tam sınırlarda yazmaya çalışıyoruz ya, biraz sıkıntılı oluyor. Burası atıyorum 1,5 haş olsun. Bunun kütlesi de M bölü 1 milyon olsun. Yazıyla yazsam daha iyi herhalde olacak, değil mi? M bölü 1 milyon. Bunların kütlesi M2, M3, M. Bunun kütlesi bunların milyonda biri kadar olsun. Hangisi daha hızlı çarpar yere? Bu da T. Hocam ortadaki T. VT burada ne olur? VT bunlardan büyük olur değil mi? Çünkü sadece bu yere çarpma hızı neye bağlı? Yüksekliğe ve yer çekimi ivmesine. Burada yer çekimi ivmesi yeryüzüne yakın yerlerde hepsi için aynı. Yüksekliği fazla olan daha büyük bir hızla yere ne yapar? Çarpar. Değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı sanırım. Evet hocam. Tamam. Gayet iyi. Hemen durduralım. Devam edelim. Evet. Buradaki hızların eşit olduğunu anladık. Şimdi 14. soruya geldik. 14. soru ne diyor bakalım? Şurayı bir temizleyelim. Bir cisme uygulanan kuvvetin yola bağlı değişim grafiği dediği zaman ne demek istiyor diyecektim. Hemen soruda zaten söylemiş ne demek istediğini. Uygulanan kuvvetin yola bağlı değişim grafiğinin altındaki alan neydi arkadaşlar? Yapılan işi verildi. Dolayısıyla şekil 1'deki K noktasında bulunan cisme şekil 2'de grafiği verilen kuvvet uygulanarak cisim sabit hızla B noktasına çıkarılıyor. Buna göre cismin kütlesi kaç kilogramdır diye sormuş. Şimdi sabit hızda ne yapıyor? L noktasına çıkarılıyor. Yapılan iş neye eşit burada arkadaşlar? Yüksekliğe. Yer çekimine karşı bir iş yapılmış burada, değil mi? Yani bu cismin ağırlığına G dersek yapılan iş ne kadardır burada? H yüksekliğine çıkarılmış bu cisim. Yapılan iş V eşittir. G çarpı H, değil mi? Yani bu F kuvvetinin yaptığı iş bu kadar olması lazım. Değil mi? Ve F kuvvetinin yaptığı iş, atıyorum şurası kare yolu. F kuvvetinin yaptığı iş nedir? F çarpı KL yolunun uzunluğudur. Bu yapılan iş neye eşittir? G çarpı H'a eşittir. Şimdi G dediğimiz şeyin de MG olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Eşittir MG şeklinde bulunuyor demiştik. Bu yapılan F kuvvetinin şu yaptığı işi bulalım. Ne kadarmış orası? 20 çarpı 10'dan alan yapılan işi verir değil mi? Ne kadar orası? 200. Değil mi? 200 jül. 200 jüllük iş yapmış. O zaman 200 jüllük yapılan şu iş eşittir. G çarpı H. Yani M çarpı G çarpı H değil mi arkadaşlar? H yüksekliğimiz ne kadar? 4 mü? 5 metre. 5 metre değil mi? Burası 5. Evet. Çarpı burası 10 değil mi? 4 cevabı geldi. Doğru. 4 diyen doğru söyledi. M çarpı 10 çarpı 5 eşittir 200. Buradan şu 10'la 200'ün bir sıfırını atalım. Her iki tarafı 5'e bölersek 20 bölü 5 kaç yapar? M eşittir 4 yapar. Değil mi arkadaşlar? Evet. 4 kilogramdır deriz. Cismin kütlesi 4 kilogramdır deriz arkadaşlar. Cevabı söyleyen kimdi? 4 cevabını söyleyen kimdi? İlk böyle aradan bir ses gelmişti.
Kader mi söyledi? Yok hocam. Hocam ben. Hocam ben diyorum da Sultan. Sen mi söyledin? Ha, tamam Sultan. Aferin sana. Tamam. Şimdi arkadaşlar test 3'e kadar geldik. Tamam Sultan. Test 3'e geldik. Şimdi artık bunları çözme sırası size geldi. Hadi bakalım buyurun. Şimdi artık siz sesli bir şekilde bana anlatabilirsiniz. Sırayla gidelim. Muhammed'le başlayalım. Muhammed birinci soruyu yap bakalım hadi. Diğer arkadaşlarımız da yerlerinde ya da tartışarak da yapabiliriz hep beraber. Muhammed arkadaşımız soruyu okuyor. Diğer arkadaşlarımız da katılıyor. Yani doğrudur, yanlıştır gibisinden. Evet. Sıra sıra okuyoruz. Hadi bakalım. Bir şekildeki kurmalı oyuncak araba yaya kurulduktan sonra serbest bırakılıyor. Araba bir süre sonra hareket ettikten sonra duruyor. Arabanın içindeki yayın sıkıştırılması oluşan esneklik potansiyel enerjisi enerjilerden hangisine dönüşür? Hocam kinetiğe dönüşür. Hocam sese, arabanın sesi olduğu için sese de dönüşür. Hocam ısı tekerleklerin altında hocam ısı oluşur mu? Oluşur tabii. Yani bu enerji nereye gider? Sürtünmeli ortam olduğu için ısıya üçü de oluşur. Dönüşür üçü değil mi? Oluşur. Üçü de oluşur evet. Değil mi? Evet. Evet. İkinci soruyu Kader yapsın bakalım hadi. Aşağıdaki olayların hangisinde fizik anlamında yapılan iş sisteme potansiyel enerji kazandırmamıştır? Hmm. Hocam A. Yük H kadar yükseğe çıkartılıyor. B. Yük H kadar yükseğe çıkartılıyor. C. Öğrenci yayları açıyor. D. Uğraşmasına rağmen kitapları kaldıramıyor. E. Babası çocuğu sancakta sallıyor. Hocam bir bakayım. Potansiyel enerji. Hocam söyleyeyim mi? Bir saniye Kader söylesin. Hocam Deniz'le. Deniz'le değil mi? Burada ne yapamıyor? Evet. Zaten iş yok burada, iş yapamıyor. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi Sultan söyle bakalım. Hadi üçüncü soru senin. Yerde drone ve iki melek için üç cisim, bir iki ve üç numaralı yollardan düşünürken ev bir ve iki de ve üç kadar iş yapıyor. Tamam. Tamam. Yapılan arasındaki büyüklük ilişki yaşadıklardan hangisi büyük? Evet. V1 işini nasıl buldun Sultan? Nasıl bulursun? Üçem kütleli cisim yerden şuraya ne kadar yukarı taşınıyor? Ne kadar yukarı taşınıyor yerden? Hocam 3mg. Değil mi? Yapılan iş burada ne kadar? 3mgh V1 iş. 3mg H kadar. V2 işi ne kadar Sultan? 3mg. Medine sesim gelmiyor mu sana? Hocam durun. Bu M kütlesini ne kadar yukarı kaldırmış? 3mg. Bir dakika Muhammed. Evet, ne kadar Sultan? M kütlesini almış, buraya getirmiş. Hocam, M kütlesini. Kaç aş yukarı kaldırmış? M kütlesini yerden kaç aş yukarı kaldırmış Sultan bu? Evet. 3 aş. Pardon, V2 işini, V2 işini şuraya yazacağız. Bu V3 işi arkadaşlar, değil mi? 3 yoldan evet. Yapılan iş V3. Bu V3 işi. Hocam 3 işi. 3 aş kadar değil mi? V2 işi ne kadar? V2 işi. Evet.
İkem kütlesini evet. Yerden. Hocam bir bakayım. V2 de M kadar yukarı çıkartıyor. İkem kütlesi var değil mi? İkem kadar yukarı çıkartıyor. 2H kadar. Evet. Çarpı 2H. Burası ne yapıyor o zaman? 4MGH yapıyor değil mi? Bu ikileri çarparsak. V2 işi 4MGH oluyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi bunları sırala diyor sana. Yapılan işleri sırala. V1 işi 3MGH'dı. V2 işi 4MGH. V3 işi o da 3MGH. Buna göre bunları sıralarsan nasıl bir sıralama olur? V1 ve 3. V2 büyüktür. V1 eşittir. Evet. Eşit olur. Doğru. Aferin. Güzel. Şimdi dördüncü soru sıra kimde? Hemen devam edelim. Hocam sıra bende. Medine. Başka kimse var mı? Medine var. Ha, Medine. Medine. Hadi bakalım Medine. Ses gelmiyor mu sana? Medine'ye ses gitmediği için yazıyorum ona arkadaşlar. Evet Medine ne diyorsun? Medine'den cevap gelmiyor galiba. Evet. Neyse sorun varsa o zaman atlayalım. Medine sen yerinde yap bu soruyu tamam mı? Sesin gelmiyor. Mesaj da alamadık senden. Kim var başka? Bakalım. Sultan var. Muhammed var. Medine var. Evet. Sesini de açamadık Medine'nin de. Şimdi diğer soruyu diğer arkadaşımız Muhammed'e geldi sıra o zaman tekrar. Muhammed yapsın bakalım. Kaydıran K noktasından. Evet Muhammed. Kaydıraktan K noktasından kaymaya başlayan bolayla noktasına geçerek M noktasında hareketini tamamlıyor. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre aşağıdaki grafiklerde hangisi doğru çizilmiştir? Hocam K2H hocam K en yüksek potansiyel enerjiye sahip. Hocam evet. En düşük yani potansiyel enerji olan M. Hocam evet. Orta olan da L hocam biri alıyoruz. Evet. Hocam kinetik enerjinin sıfır olduğu anda hocam K ile orta hocam o zaman 2'yi de alıyoruz. Evet. Hocam 1 ve 2. 1 2 doğru. 3 potansiyel yanlış değil mi? Yanlış hocam. Çünkü H kadar yüksekliği olduğu için o evet. Olamaz. Evet. Evet bu olamaz değil mi? Bu yanlış olur. O zaman 1 ve 2 olur. Değil mi? Cevabımız C şıkkı olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Herkes anladı mı? Anladım. Evet hocam. Tamam. Hadi son bir soru daha yapalım. Ondan sonra şey yapalım. Bir ara verelim gene. Ücretliye gene geçtik galiba gözüküyor. Öyle gözüküyor. Hemen tramplenden atlayan bunu da hep beraber yapalım mı? Tramplenden atlayan bir sporcu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile gösterilen yolları izliyor demiş. Buna göre sporcunun hangi konumunda yalnız potansiyel enerjisi vardır diye soruyor. Hocam bir de var. 2'de. Yalnız potansiyel enerjisi vardır diyor. Burada hep yükseklik var değil mi? Evet. Burada potansiyel çok az var diyelim. Burada bir de hız var mı? Hayır. Hız. Ve sıfır değil mi? Hayır. O zaman burada evet. Yalnız nesi var? Potansiyeli var değil mi? Bir de evet.
İki de hem hızı var değil mi? Böyle atlamış bu tarafa doğru bir hızı var değil mi? Hem de hem kinetiği hem potansiyeli var değil mi? Üçte de yine böyle bir hızı var. Dörtte de yine bir hızı var. Yüksekliği var, hızı var. Burada yükseklik var veya yok kabul kabulünüze bağlı. Ama hızı olduğu kesin yani. Sadece potansiyel yok burada. Ne var? Kinetik var diyebiliriz. O zaman yalnız bir olur değil mi? Evet. Şimdi bir ara daha verelim. Ondan sonra yine devam edelim. Oldu mu? Olur hadi. Hocam. Hadi görüşürüz. Bir ara verelim. Bir 5 dakika dinlenin. Ondan sonra son bir ders daha yapalım. Ondan sonra bitirelim. Tamam? Tamam hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım.